eşitlikle gelsin diye bir başka çok değerli lideri dinleyeceğiz şimdi. Hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum kürsüye. Efendim çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, değerli dostlarım, ben uzun uzun protokol saymayayım. Zaten belediye başkanımız bu konudaki görevi yerine getirdi. Ama iki değerli partinin yöneticilerini burada görmek, vatandaşlarımızı burada görmek hepimizi mutlu ediyor. Bizi mutlu etmeyen ise devlete teslim edilen bir kamu kuruluşu olan belediyenin yaptığı ve kendi devletine teslim etmek istediği binaları teslim alacak kişilerin burada olmaması. Sayın Genel Başkanımız bu konuda son derece güzel bir çerçeve çizdi. Şunu ifade etmek isterim. Devletin sahibi 84 milyondur. Kimse çıkıp da devletin sahibi benim diyemez. 84 milyon devletine sahip çıkmak için yeri geldiği zaman şehit olur. Yeri geldiği zaman alın teri döker ve sadece kendi coğrafyamızda değil, dünyanın hangi coğrafyasında olursak olalım, kendi ülkemizin geleceği için, bayrağımız için her türlü özveride bulunur. Hizmet yapıyorsunuz, hizmet almak istemiyorlar. Teslim etmek istiyorsunuz, teslim almaktan korkuyorlar. Eğer bir yönetim bir kamu kuruluşunun kendileri için yaptığı bir binayı teslim almaktan korkuyorsa o ülkeyi sağlıklı ve tutarlı yönetemez. Yönetme gücünü kaybetmiştir. Biz toplumu kaynaştırmak istiyoruz. Toplumu barıştırmak istiyoruz. Sayın Genel Başkanımız da gayet güzel ifade etti. Siyasiler elbet birbirlerini eleştirirler. Bu işin doğasında var zaten. Ama biz kalkıp devletimizi eleştirmeyiz. Devlet bizim devletimiz. Bayrak bizim bayrağımız. Polis bizim polisimiz. Belediye başkanları bizim belediye başkanlarımız. Gücü nereden alıyorlar? Halktan alıyorlar. Milletten alıyorlar. Siz milletten güç alan kişiyi devre dışı bırakmak istiyorsunuz. Ayrımcılık yapmak istiyorsunuz. Sayın Genel Başkanım, inşallah bu ayrımcılıkların tamamını ortadan kaldıracağız. 84 milyonu barıştıracağız. Polis bizim polisimiz, bunu en iyi geçmişte İçişleri Bakanlığı da yapan Sayın Genel Başkanımız bilir. Büyük bir özveriyle görev yaparlar polisler. Biz evimizde rahat uyuyorsak polislerin bizi güvenliğimizi sağlamalarındandır. Her gittiğim yerde, her yaptığım toplantıda polislerin olayını gündeme getirirken onlara 3600 ek gösterge verilmesini her yerde, her ortamda savunurum. 3600 ek gösterge. Bir polis arkadaşımız şunu söylemişti. Polisler şehit olmaktan korkmaz. Vatanları için yeri geldiğinde şehit olurlar zaten. Ama emekli olmaktan korkuyorlar dedi. Çünkü çalışırken aldığı aylığı eğer emekli olduğu zaman %50'sini kaybediyor. Bu insan hayatını koyuyor ortaya. Bu insan hayatını koyuyorsa bu devletin o polise sahip çıkması lazım. Sadece görevini yaparken değil, emekliyken de yaşam standartında büyük bir düşüşün olmaması lazım. Böyle bakmak gerekiyor. Aynı zamanda karakol yapılıyor. Teslim alan yok. Neyse, belki teslim edilmiştir. Güzel bir müftülük binası da yapılmış. Güzel bir Kur'an kursu da yapılmış. Güzel bir taziye evi de yapılmış. Kim istemez çocuklar daha güzel bir ortamda, daha şık bir ortamda, daha aydınlık bir ortamda kendi dinlerini öğrenebilsinler diye. Hepimizin ortak arzusudur bu. Neden teslim almıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Ki Müslümanlık, inancımız, insana değer veren, bilime değer veren, kadına değer veren bir inançtır. Bu inancın sahibi olanlar ayrımcılık yapmazlar. Bu inancın sahibi olanlar kul hakkı yemezler. Bu inancın sahibi olanlar fakiri fukaranın yanında dururlar. Bu inancın sahibi olanlar bilimin, bilginin peşinde koşarlar. Bu inancın sahibi olanlar bilirler ki cennet kadınların ayakları altındadır. Bu inancın sahibi olanlar bilirler ki eğer Dicle'nin kıyısında iki koyun kaybolmuşsa onun sorumlusunun devleti yöneten olduğunu bilirler. Bu inancı sahibi olanlar bilirler ki devletin dini adalettir. Peki biz bunu nasıl anlatacağız?
Ayrımcılık, hiçbir din insanı, hiçbir din adamı ayrımcılık yapamaz. Yapmamalıdır. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim, sayın genel başkanım. Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrımcılık yapmayacaksınız. Efendim bu mahalleden bize oy çıkmadı, biz oraya hizmet götürmüyor. Hayır, hizmeti götüreceksiniz. Sadece bir pozitif ayrımcılık yapacaksınız, fakir mahallelere yapacaksınız. Oralara kreş açacaksınız, yolunu, köprüsünü, ihtiyacını, her türlü ihtiyacını karşılayacaksınız. Yine bir şey daha söyledim. Bütün ibadet yerlerini tertemiz yapacaksınız. Kilisesidir, havrasıdır, cemevidir, camisidir. Bütün bunları tertemiz. Allah'a ibadet etmek istiyorsa tertemiz bir mekanda gitsin, ibadetini yapsın diye. Bizim felsefemiz, bizim dünyaya bakışımız böyle. Onlar ayrıştırıyorlar, onlar bölüyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Şafağa az kaldı. Şafağa az kaldı. Bunların tamamını çözeceğiz. Az kaldı. Efendim, hepinize çok teşekkür ederim. Bu güzel binaları Türkiye'ye kazandıran, bu ülkeye kazandıran, polisimize kazandıran, diyanetimize kazandıran, bu güzel binaları kazandıran iki belediye başkanımız da burada, hizmet veren Beylikdüzü Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız burada ve diğer belediye başkanlarımız da burada. Bütün belediye başkanlarımız aynı inançla, aynı gururla, aynı özveriyle halka hesap vererek görev yapmaya çalışıyorlar. Herkese de sizin huzurunuzda sayın genel başkanım teşekkür etmek isterim. İnşallah yolumuza böyle devam edeceğiz. Yolumuz aydınlık, hiç kimse endişe etmesin. Sağ olun, var olun efendim. Sayın genel başkanım, bize eşlik etmenizi rica ediyorum. Öncelikli olarak da İyi Parti genel başkanımız sayın Meral Akşener'i davet ediyorum. Kendilerine çiçek ve hediye takdimi için Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyi sahneye davet ediyorum.